Bu alıştırmamızda Autodesk Inventor'ın çelik profil tasarım özelliklerini göreceğiz. Kullanacağım dosyayı çelik profiller dizini altından seçip açıyorum. Çelik profil tasarımı için öncelikle çelik profillerin yerleşeceği yerlerin ister bir 3 boyutlu katı model, isterse de 3 boyutlu eskizler ile tanımlanmış olması gerekir. Burada daha öncesinden dikkat ederseniz Tank Frame Layout isimli çelik profillerin yerleşimi için kullanılacak bir modelimiz mevcut. Bu model çelik tanımlayacağımız çelik profil elemanlarının yerleşecekleri yerleri gösteriyor. Dizayn çelik menüsü altındaki Frame panelinden çelik profillerle ilgili komutlara ulaşabilirsiniz. Insert Frame ile çelik profiller yaratılır. Buradaki diğer komutlarla da çelik profillerin düzenlenmesi mümkündür. Insert Frame komutuna girdiğimizde ise öncelikle çelik profilin standardını ve boyutlarını seçmemiz gerekir. Standardı, daha sonra bu standarda göre şekli, buna göre boyutu ve sonra da malzemesi. Bu bölüm çelik profilin yerleşim oryantasyonunu gösterir. Şu anda eğer bu seçiliyse profilim tam orta noktasından tutulacak ve çizime yerleştirilecek demektir. Yapınızın da buradaki yerleşim mantığına göre kurulmasında fayda var. Bunu seçiyorum ve daha sonra çizimden çelik profillerin yerleşeceği kenarları gösteriyorum. Dikkat ederseniz bunu seçtiğim için seçtiğim kenar, buraya biraz daha yaklaşırsak daha net olacak. Seçtiğim kenar yerleşim noktasını belirledi. Okey ile devam edersem, öncelikle bu çelik profil bölümü için bir isim tanımlamam istenir. Buna bir isim verelim. Ve daha sonra okey ile devam edelim. Yeni dosyalar yaratılacak. Okey dediğim an çelik profiller çizime yerleştirilmiş oldu. Dikkat ederseniz benim tanımladığım isimli bir alt montaj içerisinde. Profil tanımlamaya devam edelim. Insert Frame komutuna giriyorum. ANSI altından tüp olan profili seçiyorum. Boyut olarak da ilk boyutumu işaretliyorum. Yerleşim oryantasyonu olarak sol alt köşeyi gösteriyorum. Malzemem aynen kalsın. Ve yerleşim yerini tanımlamakla devam ediyorum. Şimdi yerleşime sıra geldi. Yerleşim için burada gördüğünüz kenarları işaretleyeceğim. Toplam 6 adet bu bölümde. Daha sonrasında da yukarıda ve aşağıda olmak üzere 2 tane daha. Okey ile devam edelim. Yeni dosyalar yaratılacak. Yeni profiller çizime yerleştirilecek. Şimdi de bir başka yerleşim yöntemine bakalım. Yeniden Insert Frame komutunu çalıştırıyorum. Her şey aynı seçili. Fakat burada Insert Members Between Points dediğimiz bir seçenek var. Onu işaretliyorum. Bunun anlamı şu. Yerleşim için iki tane nokta göstereceğim ve bu iki nokta arasına profilim yerleşecek. Bu bölüme yaklaşıyorum ve şuradaki noktayı gösteriyorum. Daha sonra buradaki noktayı işaretliyorum. Yalnız yerleşimini ayarlamanız gerekebilir. Yerleşim için sol üst köşeyi gösteriyorum. Okey ile devam edersem eğer bu profilim de yaratılmış olacak. Benzer şekilde buradaki kısım için de tanımlamaları yapalım. Her şey aynı. Bu noktayla buradaki nokta arasında. Burada yine oryantasyonu ayarlamanız gerekecek. Sağ üst köşeyi seçersem eğer doğru konumlandırmayı yapabilirim.
Okey ile bu profili de çizime yerleştirelim. Ve de şu ana kadar düz bir kenar üzerine profilleri yerleştirdik. Daha farklı eğrisel olan kenarlar üzerine yerleştirmek için neler yapabileceğimize bakalım. Yeniden komuta giriyorum. Listeden Pipe'ı seçiyorum. Boyut olarak da yine açılacak olan listeden burada görmüş olduğunuz boyutu işaretledim. Burada yalnız iki tane doğru ya da iki tane nokta arasında değil, doğrudan kenar üzerine yerleştireceğimi söylüyorum. Oryantasyon olarak merkez noktası olsun ve burada görmüş olduğunuz biraz daha yaklaşmamız gerekebilir. Doğru ya da eğri parçalarını işaretliyorum. Okey ile buradaki çelik profili de çizime yerleştirelim. Gördüğünüz gibi boru şeklinde bir profili belirttiğim eğriler üzerinde tanımlamış oldum. Şimdi de çelik profillerin düzenlenmesiyle ilgili işlemlere bakalım. Çünkü şurada dikkat ederseniz bazı düzenleme işlemlerine ihtiyacım var. İlk olarak miter dediğimiz bir özellikten bahsedeceğiz. Miter, köşe işlemlerinin uygulanması için kullanılmaktadır. Benden istenen iki tane çelik profil elemanının seçilmesi, eğer bir açıklık gerekiyorsa onun ayarlanması, daha sonra OK ile işlemin uygulanması. Burada dikkat ederseniz köşe işlemi 45 derecelik bir açıyla çelik profillerin kırpılmasıyla oluştu. Benzer şekilde bu iki profil arasında da köşe işlemini uygulayabilirim. Bir başka düzenleme işlemi de trim extend dediğimiz kırpma uzatma işlemi. Burada öncelikle işlem yapılmasını istediğiniz profilleri işaretliyorsunuz. Daha sonra diğer profilin yüzeyini gösteriyorsunuz. Inventor otomatikman uzatma mı yapacağını, kırpma mı yapacağını biliyor ve dolayısıyla buna göre kırpma ya da uzatma işlemini gerçekleştiriyor. Profillerle ilgili profilin özelliklerini görebileceğiniz komutumuz ise burada yer alan Frame Member Info komutudur. Bu komuta girdiğimizde bizden bir profil seçmemiz istenir ve daha sonra o profilin özelliklerini bir tablo olarak alabilirsiniz.